Arkadaşlar merhabalar. Bugün paralel kenarla alakalı seni bilgilendirmek için buradayız. O zaman başlayalım. Paralel kenar konu başlığında iki ana başlığımız var. Bunların bir tanesi paralel kenar ve özellikleri, diğeri ise paralel kenarın alanı. Peki paralel kenarın kullanım alanları ve faydalarını, bir de ödevlerimizi görelim mi? Hadi o zaman. Paralel kenarın kullanım alanları ve faydalarını şöyle bakabiliriz. Diyor ki, devre tasarımında elektrik akımlarının yönlerini ve ilişkilerini göstermek için kullanılabiliyorlarmış. Enteresan. Harita çiziminde ve analizinde yolların veya arazinin yönlerini düzenlemelerini belirtmek için de kullanılabiliyormuş. Moda tasarımcıları paralel kenar şekillerini kumaş kesiminde ve dikiş işlemlerinde kalıp oluşturmak için kullanabilirler. Matematiksel algoritmalar ve şifrelemelerde bazı hesaplamalar için paralel kenardan faydalanabiliyormuşuz. Ve paralel kenarların kuvvet, moment ve denge gibi mühendislik problemleri çözmelerinde de yararı varmış. Paralel kenarın düzgün ve simetrik yapısı, bak ne diyor? Düzgün ve simetrik yapısı. Biraz sonra detaylandıracağız bunları. Pek çok farklı sektörde, desen çiziminde, mobilya tasarımında, makine parçalarının imalatına kadar çeşitli alanlarda kullanılabiliyormuş. Şimdi gelelim ödevlerimize. Eğer 0'dan 10'a matematiği kullanıyorsak arkadaşlar, 254'ten 269'a kadar sorumluyuz. Dinamo matematiği kullanıyorsak sayfa 293'ten 306'ya kadar sorumluyuz. O zaman hadi bakalım paralel kenar konu anlatımı başlasın. İlk başlığımız paralel kenar ve özellikleri. Demiş ki karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene paralel kenar denir. Bakın bu kenarlar da paralel, bu kenarlar da paralel. Bu paralellikten dolayı ABDC malumunuz. ABDC yani alt ve üsttekilerden bahsediyor. A diye belirttiklerimizden. Bu uzunluklar birbirlerine eşit. Yan taraftaki birbirlerine paralel olan uzunluklar da birbirlerine eşit. Yani sözün kısası şu. Karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit olacaklar paralel kenarda. Sadece karşılıklı kenarlar mı? Hayır. Karşılıklı açılar da birbirlerine eşit olacak. Beta'ya beta, alfa'ya alfa. Bir de burada malumunuz yine doğruda açı temeline dayanan U kuralımız var. Bakın. Dolayısıyla beta ile alfanın toplamı da yine ne yapacaktır? 180 derece yapacaktır. Isınma turuyla başlıyoruz. ABCD paralel kenarında BAD açısı 50 dereceymiş. ADC 3x artı 25 dereceymiş. Diyor ki x'i diyor bulabilir misin? Buluruz kardeşim. Az önce öğrendik. 3x artı 25 ile 50 derece. Yani birbirlerine yakın konumda olanlar toplamları 180 dereceydi. Yine de bu soruda ihtiyaç değil ama malum burası 3x artı 25 ise tam karşısındaki de 3x artı 25. Burası 50 ise karşı taraftaki de 50 olacaktır. Şimdi biz tekrar işimize dönersek 3x artı 25 ile 50'yi topladığımda arkadaşlar 180 derece olması gerekiyor. 3x 25 artı 50 75 yapar. 75'i karşı tarafa atıp 180'den çıkarttığımızda 105. Her tarafı 3'e böldüğümde x'in karşılığı buradan 35 derece gelecektir. Sorumuzda ABCD paralel kenarında DAE açısı 10 dereceymiş. Evet şekilden görebiliyoruz onu. ADC açısı 125 dereceymiş. Onu da şekilde vermiş. ABE açısı 2x artı 15'miş. Şimdi bak güzel kardeşim. Malum paralel kenar adı üzerinde paralellikler var. Ve biz yamuğu anlatırken açı sorularında şunu söyledik sana. Dedik ki paralellik söz konusuysa işin içerisine U girer, Z girer, M girer. Diyeceksin ki bunlar ne hocam? U kuralı. Demin konuştuk. Z kuralı. Şöyle Z harfi içindeki açılar birbirlerine eşitti. M kuralı var burada da. Bakın bunu bir gösterelim. Şurada ters bir M'niz var. Bu M kuralında mevzumuz neydi? Hemen şurada bir hatırlatalım. Şurası A ise, burası B ise ortadaki açı A ile B'nin toplamlarına eşit. Bu durumda X açısı şu an bu M'nin ortasındaki açı. O zaman 10 derece ile buradaki açının nesine eşit olmak zorunda toplamına? Peki 10 buradaki kırmızıya boyadığım açıyla toplandığında x oluyorsa x'ten 10'u çıkarttığımda buranın karşılığı ne kadar bulmuş olurum? X eksi 10. Şimdi gelelim paralel kenarın özelliğine. Burası 125 derece ise arkadaşlar tam karşısındaki açının da 125 olması gerekir. Peki tam karşısındaki açıda ne var? 2x artı 15 ile x eksi 10'un toplamı var. İşte bu toplam 125 derece eşit olacak. 2x, x daha 3x, 15'ten 10 çıkarttım, 5 karşı tarafa attım, 120 ve x'in karşılığı buradan ne geldi? 40 derece geldi diyoruz. Sorumuz diyor ki, ABCD paralel kenarında diyor, kenar uzunluklarını diyor, sana bazı durumlar olarak verdik. İşte A-4'ler, A-B'ler filan. Buna göre diyor, ABCD paralel kenarının çevresini diyor bulabilir misin?
Hangi kuralı kullanacağız? Demiştik ki paralel kenarda karşılıklı uzunluklar birbirlerine eşitti. Bu durumda a eksi b dediğimiz ifade b artı 3'e bununla beraber a eksi 4 dediğimiz ifade de 30 eksi a'ya eşit olacaktır. Önce ikinci denklemi çözerek başlayayım. Çünkü orada sadece a bilinmeyeni var. Eksi a'yı karşı tarafa attığımda artı a diye geçti 2a. Eksi 4'ü karşı tarafa attım. Burası 34. Her tarafı 2'ye böldüğümde a'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 17. Sonra şu eksi b'yi karşı tarafa atalım. A eşittir 2b artı 3 olsun. Bulduğumuz a değeri olan 17'yi a'nın yerine yazarsam 2b artı 3 attım karşıya 14 eşittir 2b ve b'nin karşılığında buradan ne bulmuş olduk? 7 bulmuş olduk. Şimdi b yerine 7 yazarsam buranın karşılığı ne gelecek? 10. O zaman karşı tarafta 10. A yerine 17 yazarsam arkadaşlar o zaman buranın karşılığı 13. O zaman karşı tarafınki de 13. Çevre dediğimiz şey bütün kenarların biliyorsun toplamıydı. Fakat paralel kenarda şunu yapabiliyoruz. İki farklı kenarı topluyoruz. Ne yaptı bunlar? 23. İki katını aldığımızda 23 çarpı 2'den karşılığı ne gelecektir? 46. Hocam niye böyle yaptın? Çünkü aynı kenarlardan ikişer tane var. Farklı olanları toplayıp 2 ile çarptığımızda yine aynı sonucu bulmuş olacağız. Yok hocam ben öyle yapmak istemiyorum. Ben toplarım 10, 10, 13, 13. Yine 46'yı bulacaksınız. Hiçbir sorun yok. Paralel kenarın köşegenleri birbirlerini ortalar demiş. Önemli meselelerden bir tanesi. Arkadaşlar BD köşegeni ve AC köşegenini çizdikten sonra DE uzunluğunun EB uzunluğuna eşit olduğunu, EC uzunluğunun da AE uzunluğuna eşit olduğunu söylemiş. Yani köşegenlerin kesim noktası olan E köşegenleri ne yapıyormuş? Ortalıyormuş. Sorumuzda ABC paralel kenarında ACBD köşegenlermiş. ACBD'ye dikmiş, AB 13, DE 5'miş, AC artı BD istenmiş. Şimdi bak güzel kardeşim. Biz az önceki kuraldan öğrendik. Köşegenlerin birbirlerini ortaladığını öğrendik. Dolayısıyla DE uzunluğu 5 ise EB uzunluğu da kesinlikle 5 olacaktır. Sonra burası sırt sırta bakan açılar olduğundan dolayı 90 derece. Peki şu üçgen tanıdık geldi mi? 5 var, 13 var. O zaman buranın karşılığı 12 olacaktır. 5, 12, 13 özel bir üçgendir biliyorsun. Dik üçgenlerle alakalı. Peki AE'nin uzunluğu 12 bulduğuma göre EC'nin uzunluğu da bu durumda ne gelecek? 12. Peki benden ne istemiş? AC demiş. AC şu an 12 artı 12'den 24. BD demiş. O da 5 artı 5'ten 10. Dolayısıyla köşegenlerinin toplamları 34 santimetre bulunacaktır. Sorumuz önemli sorulardan bir tanesi. Hemen hemen her kitapta karşına çıkacak paralel kenarla alakalı çok kıymetli sorulardan bir tanesi. Dikkatli ve özenli seyretmeni rica ediyoruz. Başlıyorum. Diyor ki ABC paralel kenarında AE ve DE açıortaymış. AB, EF paralelmiş. AE 8, DE 6'ymış. Yetmemiş. ABC'de paralel kenarın çevre uzunluğunun 48 olduğunu söylemiş. Diyor ki X diyor kaçtır. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bakın. Bunlara AA, şunlara da BB dersem 2A ile 2B'nin toplamı 180 derecedir. Malum U'nun içinde kalanlar bunlar. 2A ile 2B U'nun içerisinde kaldığından dolayı 180 derece. Her tarafı 2'ye böldüğümde A artı B'nin karşılığı ne gelecek? 90. O zaman şu üçgene bir odaklanalım. Bu üçgende şuradaki açımız gördüğün gibi A. Buradaki açımız gördüğün gibi B. A ile B'nin toplamının 90 olduğunu bulduk. O zaman E açısının karşılığı 90'dır. Şimdi ben bunu sana ispatladım ya. Artık sen paralel kenarla alakalı sorularda böyle açıortay çizmişlerse paralel kenarın ardışık köşelerinden kesinlikle oraya 90'ı küt diye yapıştırabilirsin. Peki 6, 8'den dolayı buranın karşılığı ne geldi? 10. Peki o halde karşı tarafta 10 değil mi? Ne kadar yaptı? 20. Hatırlarsan bize çevreyi vermişti 48 diye. Ben bu iki kenarın toplamı olan 20'yi çevreden çıkartırsam geri kalan DC ve AB'nin toplamlarına ulaşmış olurum. DC ile AB'nin de birbirlerine eşit olduğunu biliyorsam buranın karşılığı 14, buranın karşılığı 14 olmak üzere 28'i iki eş parçaya ayırmam lazım. Şimdi asıl yer geliyor. Bak güzel kardeşim. Azıcık temizleyelim şurayı. Şurasını uzatırsanız şöyle uzattım. Bu uzattıktan sonra şuradaki AB'nin EF'ye paralel olmasından dolayı şurada bir Z'miz var. Burası B ise burası da B. Bakın buradaki şu üçgen gizli bir ikizkenar üçgen çıktı. Dolayısıyla şu parçayla şu parça birbirlerine eşit. Muhteşem üçüden dolayı 90 dereceden çizilen bu iki parça eşitse üçüncü de eşittir. O üçüncüye eşit olduğunu göremezseniz yukarıdaki üçgende de şunu yapabilirsiniz.
Z burada da var gördüğün gibi. Burası A ise burası A. Buradaki ikizkenar dersin ve bu durumda burası 5. Burası 5. Burası da ne olur? 5. Şimdi şu uzunluğun tamamı da DC ve AB kenarlarına eşit olacağından dolayı 14'tür. 14'ten de demin bulduğumuz o muhteşem üçten kaynaklı şuradaki 5'i çıkarttığımda karşılığı 9 gelecektir x'in. Çok güzel sorulardan bir tanesiydi. Epey bir şey konuşmak zorunda kaldık. Ne olur en azından ama en azından şu açıortaylar ardışık kenarlardan çizilen açıortayların dik kesiştiğini lütfen hafızana yaz. Çünkü çok fazla soruda karşına çıkacak bilhassa uzunluk sorularında. Sorumuz diyor ki ABCD paralel kenarında AFEG noktaları doğrusal, BCG noktaları da doğrusalmış. AF 16 olduğuna göre DE'nin EC'ye eşitliği de varsa EG'yi bul demiş. Şimdi biz bazı yerlere atıfta bulunmayı seviyorum. Çünkü oralarla birbirine bağdaştırabilirseniz durumu çok daha rahat halledersiniz. Şimdi yamuk konusu içerisinde açı sorularında demiştim ki az önce de paylaştım. U kuralı, Z kuralı, M kuralı bunlar karşınıza çıkabilir demiştik. Aynı durum burada da paralelliğin alası var. Yamukta malum sadece üstteki ile alttaki birbirine paraleldi. Yandakiler değildi. Burada hem yandakiler hem üstteki ve alttakiler birbirine paralel. Dolayısıyla paralelliğin alası var burada. Onun için burada da açı sorularında Z'nin, U'nun, M'nin kuralları yani doğrudan açılarla alakalı temel teşkil eden kurallara hakim olman gerekiyordu. Şimdi gelelim burada ne demek istediğime. Uzunlukla alakalı mevzularda da benzerlik işin içerisinden kaçınılmaz bir durum oluşturuyor. Dolayısıyla paralel kenar içerisindeki benzerlik meselelerine de dikkat etmemiz lazım. Bu soru bununla alakalı. Ben DE ve EC'ye K dersem karşı taraftaki AB uzunluğu bu durumda 2K olacaktır. Şuradaki üçgeni göstermek istiyorum önce. Bakın burada bir kelebek var. Kelebekteki oran 1'e 2. 16'ya karşılık burasının karşılığı ne olacaktır? 8. İlk hareketimiz bu. İkinci hareketimize geldiğimizde. Şimdi şu üçgene bir odaklanmanı istiyorum. Şöyle etrafını kırmızıyla bir çevireceğim. Sevgili arkadaşlar bakın burası 2K, burası K. 2K ve K bize neyi gösterir biliyor musun? Oranın orta taban olduğunu gösterir. Orta tabansa GC uzunluğu CB'ye, AE uzunluğu da EG'ye eşit olacaktır. Bu durumda AE uzunluğu 24 olduğuna göre EG uzunluğu ki aranan ifade buydu. Dolayısıyla karşılığı 24'tür. Onun için benzerlikle alakalı küçük eksiklerimiz varsa mutlaka dönüp bunlarla alakalı soru çözüm videolarına, konu anlatım videolarına bakmak lazım. Aksi takdirde paralel kenar içerisinde kullanacağımız benzerlik problem çıkartırsa zannetme ki paralel kenardan kaynaklı, inan bana paralel kenardan kaynaklı olmayacak o benzerlikle alakalı mevzunun temelinde eksiklik olabilmesinden kaynaklı. Onun için benzerlik videolarına şöyle bir bakmakta fayda var. İşte kelebeğe bir bakarsın, talese bir bakarsın, temel benzerlik teoremlerine şöyle bir bakarsan paralel kenarla alakalı işin içerisine benzerliğin katıldığı sorularda problem yaşamazsın. Bir dost tavsiyesi. Paralel kenarın alanına, paralel kenarın alanını arkadaşlar taban çarpı yükseklikle buluyoruz. Bak üçgende ne yapıyordun? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyordun. Paralel kenarda ne yapıyormuşsun? Bölü 2 yokmuş. Sadece taban çarpı yükseklikmiş. Bakın A kenarı burası. A kenarına indirilen yükseklik haşa. Bu durumda alanımız A çarpı haşa. Bu kenarımıza B kenarı, B kenarına indirilen yüksekliğe de HB dersek bu durumda alanımız B çarpı HB olacak. Bazı sorularda ya hocam iki taraftan niye bulduk işte sadece A çarpı HA'yı bulsaydık yetmez miydi yazıp geçseydiniz burada demeyin. Çünkü her iki taraftan alan bulmayla alakalı sorular söz konusu. Yani A çarpı HA'nın B çarpı HB'ye eşit olması meselesi de önem arz edecek soru tiplerinde. ABC'de paralel kenarında bazı yükseklikler verilmiş ve bunun üzerinden ABC'de paralel kenar çevre uzunluğu istenmiş. Yükseklikler var, uzunluklar var. Peki şöyle bir giriş yapalım. Burası 12 ise şu kısımda ne kadardır arkadaşlar? 12. Burayı biliyor muyum? Hayır. Oraya da x diyelim. Neticede çevreye ihtiyacım var ya. Kenarlara da ihtiyacım var. O kenarları yazmamdaki ilk sebep bu. İkinci sebep şu. Malumunuz siz 8 ile 12'yi çarparsanız paralel kenarın alanını elde edersiniz. Çünkü 12'ye ait yükseklik 8. Peki diğer taraftan alan bulalım. Ne demiştim? Dedim ki paralel kenarın iki taraftan alanını bulma meselesi önemli. Eşitliği kullanacaklar. Al kullanıyoruz. 6 çarpı x'e eşit. 12 ile 6'yı sadeleştirdim. 2, 2 çarpı 8'den 16. X'in karşılığını buradan da 16 bulduk. Artık çevreyi halledebilirim. 16 ile 12'yi topluyorum. 28 bunlardan ikişer tane olduğu için 2 çarpı 28'den çevremizin karşılığı buradan
56 gelecekti. Bir ekstramız var. Şöyle demişler. ABCD paralel kenarında eğer siz bir kenarın üzerinden bir nokta seçip bunu şu köşelerle birleştirirseniz demiş. ADE şuranın alanıyla BCE buranın alanının toplamı buraya eşitmiş. ABE. Tamam, yani üçgenin yan taraflarındaki alanlarının toplamı ortadaki üçgene eşit. Bir kural daha geliyor. Bu ABE üçgeni var ya diyor. ABE üçgeni ortadaki üçgen. Paralel kenarın alanının yarısıdır diyor. Okey, çok önemli kurallardan bir tanesi. Bakma ben böyle anlattım uzun uzun. Ayrıyetten yani uzun uzun anlatmam tabii ki normal. Tabii ki burada dikkat etmen gereken önemli mesele şu. Yan taraftakilerin toplamı ortadakine veriyormuş. Ortadaki paralel kenarın alanının yarısına eşitmiş. Peki buyurun başlıyorum. Bak evvelden konuştuğum mevzular teker teker karşına çıkıyor. Bakın ardışık iki açı yani komşu açılar. Bu komşu açıların açı ortayları çizilmiş. O zaman burasının kesinlikle ne olması lazım? 90. Ama arzu edersen AA, BB diyerek tekrardan bir test edebilirsin burayı. Şimdi buranın alanını o zaman bulabilirim. Çünkü dik üçgenin alanı dik kenarları çarparsın ve 2'ye bölersin. Bunu da bunu sadeleştirdim. 3, buradan da karşılığı ne geldi? 12 3. Ortadaki üçgenin alanı az önce öğrendiğim bir ekstra ile beraber 12 3 ise paralel kenarımızın alanı bunun 2 katı yani 24 3 gelecektir diyoruz. Ne olur unutma. Tepesi kenar üzerinde olan üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısıdır. Ya da başka bir deyişle üçgenin alanının 2 katını alırsan paralel kenarın alanını bulursun. Bir ekstramız da diyor ki ABCD paralel kenarının içerisinden bir K noktası alıp bunu diyor köşelerle diyor birleştirdiğinizde diyor 4 tane diyor üçgeniniz oluşacak. Bu 4 tane üçgende DKC üçgeniyle AKB üçgeninin alanlarının toplamı DAK üçgeniyle KBC üçgeninin alanlarının toplamlarına eşittir diyor. Bu sarıların toplamı ya da kırmızıların toplamı paralel kenarın alanının yarısıdır diyor. Şimdi bak güzel kardeşim. Şöyle tutuyorum aklımda. Bir nokta almış, köşelerle birleşmiş, 4 tane üçgen oluşturmuş. Karşılıklı alanların toplamları birbirlerine eşittir diye yazdım hafızama. Şimdi ADK üçgenine 22 demiş. BCK 28 demiş. O zaman 22 ile 28'in toplamı 50 ise kırmızı bölgelerin alanlarının toplamları da 50'dir. Kırmızı bölgelerin alanları 50, sarı bölgelerin alanları 50 ise paralel kenarın alanının karşılığı da 100 olacaktır. DKC üçgenine 11 demiş. O zaman buraya öyle bir şey yazmalısın ki ABK üçgenine toplam 50 olmalı. 50'den 11 çıkarttığımda bu durumda ABK üçgeninin alanı 39 gelecektir diyoruz. Ortadan bir nokta seçtiniz. Ortadan dediğim ifade yanlış anlaşılmasın. İç bölgeden bir nokta seçtiniz. O iç bölgeden köşeleri birleştirdiğinizde oluşan 4 tane üçgeniniz var. Karşılıklı alanların toplamları eşitmiş diyoruz. Bu önemli bir kural. Bir tane daha geliyor bir ekstra. Diyor ki ABCD paralel kenarı ve DAB alfa ise alan ABCD AB çarpı AD çarpı sin alfa olur. Hayda bir de trigonometri çıktı başıma. Şimdi bak diyor ki adam iki kenarı diyor biliyorsan hangi iki kenar? Kısa ve uzun kenar. Kısa ve uzun kenarı biliyorsan bir de bunların arasındaki açıyı biliyorsan bu durumda diyor AB ile uzun kenarda AD'yi kısa kenarı çarp bir de bunların arasındaki açının sinüsüyle çarp. Bu durumda diyor bulduğun şey alandır diyor. Şimdi AB'yi 4 vermiş. 4 çarpı AD'yi 2 3 vermiş. Alfayı da 60 vermiş. Sin 60. Küçük bazı hatırlatmalar yapalım. Sinüs 30. 1 bölü 2 idi. Sinüs 45 kök 2 bölü 2 ile sinüs 60 ise kök 3 bölü 2 ile. Bir küçük hatırlatma da yine bu tarz sorularda ihtiyacın olacak. Sinüs 150'ye eşit arkadaşlar sinüs 30. Sinüs 135'e eşit ve bu da sinüs 120'ye eşit. Yani birbirlerini 180 dereceye tamamlıyorlarsa sinüsleri birbirlerine eşit. Haydi döndüm tekrardan sorumun çözümüne. 4 çarpı 2 kök 3 çarpı sin 60 dediğimiz ifadenin karşılığı kök 3 bölü 2. 2'ler gitti. Kök 3 ile kök 3 çarptın 3. 4 ile de çarparsan karşılığı 12. Bu durumda ABCD paralel kenarın alanı 12 olacaktır diyoruz. Şu kısım bizim için önemli. Kesinlikle not alınmalı. Bu tarz bir soruyla karşılaştığımızda ay ya sinüs 45 neydi acaba filan dememek. ABCD paralel kenarında 3DE 2EC eşit. DF üçgenin alanı 8 ise FBC'yi bulur musun demiş. Bulalım.
Şimdi DE'ye arkadaşlar 2K dersek EC'nin karşılığı 3K olacakmış. Burası 2K, burası 3K. Hop karşı tarafa hemen 5K yazdım. Ve gözüme ilk çarpan şey bu kısımda malumunuz kelebek. Kelebekteki benzerlik oranı 2 bölü 5. Siz bunun karesini alırsanız alanlarının oranına ulaşırsınız. Yani 4 bölü 25 alanların oranı. 4 dediğimiz yere alan olarak 8 demişse 25 diyeceğimiz yere de alan olarak 2 katını yani 50 demeli. Sonra şöyle bir çekiyorum. Şimdi çektiğimde biraz yamuk bilgisini hatırlaman gerekecek. A, B, E, D. Artık ne olur konsantre olacağın yer A, B, E, D. A, B, E, D'de şöyle bir kural hatırlıyorum ben. Buranın alanı S ise buranın alanı S'di. Malum yamukta köşegenler çizildiğinde yan taraftaki alanlar birbirlerine eşittir. Biz bu kuralı verirken o kuralın içerisinde bir şeyden daha bahsettik. Neydi o? Karşılıklı alanların çarpımları eşitti. Yani S ile S'in çarpımı S kare 8 ile 50'nin çarpımından 400 olacaktır. Bu durumda S'in karşılığı ne geldi? 20. Ve şimdi üçgende alanla bitireceğim mevzuyu. Şurasını bir sileyim. Bu üçgen 2K tabanına sahip ve şu an ne kadarlık alanı görüyor? 8 artı 20'den 28 alanını görüyor. 2K'lık taban 28 alanını görüyorsa 3K'lık alan acaba neyi görür? Bu durumda şu K'ları bir gönderelim. 2 ile de 28 sadeleştirin 14 içler dışlar çarpımı yaptığımda buradan da karşılığı ne gelecektir? 42 gelecektir. Benden neresi istenmişti? EFBC. 42 artı 20'den istenilen alanın karşılığı buradan 62 bulunacaktır diyoruz. Gerçekten önemli soru tiplerinden bir tanesiydi bu. Paralel kenar içerisinde bir de yamukla alakalı kuralları kullandık. Haydi bakalım devam ediyoruz. Yine paralel kenarın alan kısmında hemen hemen her dokümanda karşına çıkabilecek nitelikli sorulardan bir tanesi bu. Şöyle demiş. ABCD paralel kenarında AE, EF, BB birbirlerine eşitmiş. Şunlar birbirlerine eşitler. Yani 3'e ayrılmış burası. DK, KL, LM, MC bu da 4'e ayrılmış. Fakat ben biliyorum ki AB ile CD birbirlerine eşitler. O zaman hem 3'e hem 4'e bölünebilecek bir sayı vereyim bunlara. 3 ile 4'ün katı kaç? 12. 12K der ve buraya 3'e ayırırsanız burası 4K, burası 4K, burası ne gelecektir? 4K. Aynı şekilde burası 3K, burası 3K, burası 3K, burası da 3K olacaktır. 4 parçaya ayırdığımızdan dolayı. Şimdi EFML, EFML gördüğün gibi arkadaşım bir yamuk. Diyeceksin nereden anladın? Üst kenar alt kenara paralel ve üst kenar alt kenarla eşit değil. Dolayısıyla bu bir yamuk. Ben buranın yüksekliğini şöyle çizersem ve buraya H dersem buyurun EFML yamuğunun alanı yazalım. Neydi yamuğun alan kuralı? Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı H. İşte bu kime eşitmiş? 28'e. 7K çarpı H bölü 2. 28. 7 ile 28 sadeleştirdim. 4K çarpı H'dan. Karşılığı ne gelecek? 8. Beynim H ve H demek arasında kaldı. K çarpı H 8 geldi. Şimdi benden istenilen ne? Alan istiyor paralel kenarını. Paralel kenar alanı nasıl buluyorduk? Taban çarpı yükseklik. Tabanım ne kadar? 12K. Yükseklik aynı yükseklik arkadaşlar. H bunu istiyor. 12 çarpı K çarpı H'ı bulmuştuk. 8. 12 çarpı 8'den de karşılığı ne gelecektir? 96 gelecektir diyoruz. Sorunun başlangıcında hem 3'ün hem de 4'ün katı olan bir sayı vermeniz sizin işinizi kolaylaştırır. Hani gaza gelip rasyonel işlemlerle uğraşırsanız bir de zaten yamu olanını paralel kenarını kafa karıştırıcı olabilir. Lütfen başlangıçta her ikisine de tam bölünebilecek bir sayı vermeniz sizin işinizi kolaylaştırır. Geldik konu biterken kısmına. Paralel kenar ve özelliklerine baktık arkadaşlar. Kural. Geometride önemli olan kural bilgisi artı bu kuralla alakalı çözeceğin soruların sayısı kardeşim. Ne oldu? Dikkat. Paralel kenarına taban çarpı yükseklik dedik. Bir tane daha kural verdik. Sinli minli. Kenarda köşede kalmasın. Önemli meselelerden bir tanesi de kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz. Aradaki açı sinüsüyle çarpıyoruz. Dedik. Şimdi ne yapıyoruz? Ödüllü soruya geçiyoruz. Önce geçen dersin ödüllü sorusunu çözeceğiz. Sonra da seni bu dersin ödüllü sorusuyla baş başa bırakacağız. Geçen dersin ödüllü sorusunda şekil 1'deki önü sarı, arkası pembe, ABCD dikdörtgeni biçimindeki karton BE doğrusu boyunca ok yönünde katlandığında C noktası şekil 2'de görüldüğü gibi AB kenar üzerindeki C üssü noktasıyla çakışmıştır. Arkadaşlar katlama sorularında bir önceki hali mutlaka getirirseniz işiniz daha kolaylaşır. Dolayısıyla ben bu katlamayı aldım tekrardan başa sardığımda burası 7, burası 5 olarak verilmiş. Katladıktan sonra bu kenar bunun üzerine geleceğinden dolayı
Orasının uzunluğu da ne kadar yapacaktır? 7. Tamam, şimdi buraya kadar olay kısmı kavradım. Bundan sonrasıyla alakalı mevzuyu şimdi beraber bakalım. DE 5, EC 7 cm olduğuna göre ABED yamuğunun alanı istenmiş. Tamam. Buranın karşılığı da ne kadar? 12. ABED dediğimiz yamuk şu an bizim şekil 2'de gördüğümüz yamuğumuz. Alt tabanı var mı? Var. 12. Üst tabanı var mı? Var. 5. Yüksekliği var mı? O da var. Dolayısıyla bulalım. 12 artı 5 bölü 2. Neydi bu? Üst taban, alt taban bölü 2. Çarpı 7. Burası ne kadar yaptı arkadaşlar? 17. 17 ile 7'yi çarpacağız. Buradan karşılığı 119. 119 bölü 2 gelecektir. Sorumuzun karşılığı. Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu var. Ödüllü sorumuzda ABC'de paralel kenar EF, AB paralel, DE ve AE açıortay denmiş. AD 10, EF 12 olduğuna göre ABC'de paralel kenarın çevresi kaçtır denilmiş. Size başarılar diliyoruz. Ama bu soru bence sizin tarafınızda çok kolay bir şekilde yapılması gerekiyor. Bak açıortaylar var. Yani açıortaylar kesişiyordu, bir şey oluyordu, muhteşem işte falan. Bu kadar yeter. Haydi bakalım, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz ve bol bol soru çözüyorsunuz. İyi çalışmalar, kolay gelsin.